Kızım gözüne bir bana bekle. Ya ama bir şey Şunsuz söyleyeceğim. Çekelim şu videoyu. Ama hayır 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 hayır. Başlattın mı? Başladım. Bir kere arkadaşlar, başladım bitti. Arkadaşlar benim hiçbir alakam yok. Şu anda gözümde ne var bilmiyorum. Hayır. Bunu niye dışarı çıkardın? Valla o seçti o bandı. Bunu niye dışarı çıkardın? Ben çok beğendim. Ben belki beğendim. Ben belki beğendim. Beğenmedim onu. Bunu mu çıkardın? Evet beğenmedim onu. Ne? Canım öyle istiyor. Evet arkadaşlar 2-3 saat boyunca oda kurdum ben burada. Hepinize merhaba bu arada. Oda kurdum. Melike'ye dedim ki Melike çık kızım yukarı. Dizayn et geleceğim dedim. Baba dedi öyle bir dizayn edeceğim ki dedi. Dedi bunlara ne gerek vardı onu anlamadım. Babamın kurduğu oda arkadaşlar ben çok güzel bir dekore ettim. Ama hayatınızda böyle bir dekore göremezsiniz. Gerçekten çok güzel oldu. Yeni odamı sizlere göstereceğim. Ama babamın nasıl dekore ettiğinden haberi yok. Ben yorgunum ki. Zaten görüyorsunuz. Hadi gel baba. Hadi gel gidelim odama. Odacığıma gidelim gel. Gidelim, kapıyı açıyorum arkadaşlar. Gidelim. Gel baba. Babam yoktu, gel gel. Babam şu an var ya abartıyorsun. Abartıyorsun. Gerçekten abartıyorsun. Tamam bir şey söyleyeceğim. Bekle. Şimdi hazır mısın? Kızım sende niye bu heyecan var? Oda sende. Sen düzenledin. Odamı sen göstereyim mi? Göstermiyorum. Göstereyim mi? Tamam o zaman bir tane çıkartıyorum. Bir, iki, üç. Aç gözünü. Yemin ederim açmaya korkuyorum. Aç. Aç baba aç baba aç aç. Aman. Nasıl ama? Çok güzel olmuş. Burası biraz sade kalmış ama burası riable. Değil mi? Sen daha benim sürprizlerimi görmedin riable orada. Görmedin. Arkadaşlar yazsanıza riable. Baba. Bir makarna reklamında durmuştum. Riable. O da çok güzel olmuş. Gerçekten çok değil çok mi? Olmuş. Ben kurduğumda çok boş duruyordu. Aman Allah'ım Allah çok süper olmuş ya. Çünkü ben yaptım ben baba bana, ben yaptım. Bu arada sana bir hediye aldım göstermeyeceğim onu en son göstereceğim. Ben al bana bakayım bunu. hangi bandı taktığını görmek ister misin? He? Şu kapıyı da bir kapatayım. Melike bak beni sakın böyle küçük düşürücü, rencide edici bir şey yapmayasın ha. Yok baba. Ya yaptın sen ne ya diyorsun? Yaptın ben seni biliyorum ya. Tam senin kişiliğine uygun. Dışarıdaki sert görünüşüne değil, içindeki o minnoş kişiliğe aldırdım. Ve sana bunu vermeyi layık gördüm. Allah seni nasıl bilmiyorsa, biliyorsa öyle yapsın canım. Tövbe yarabbim. Çok güzel değil mi? Tamam, hayır. Odanı tanıt. Onu odanı tanıt. Tamam. Hadi. Tamam. Evet bunu arkadaşlar. Koydum. Bunu sende daha sonra da kullanacağım. Hı. Şimdi arkadaşlar buradan başlıyorum. Çalışma masam normalde öbür taraftaydı ama buraya almaya karar verdim. Evet. Bilgisayar masası arkadaşlar. Çalışma masam, bilgisayar masası değil. Ben buraya çalışma masası istiyorum. Burası benim odam, benim kurallarım geçerli. Evet, ne yaptın burayı yenilik olarak? Bu niye? Bunu niye bile kaldı? Yenilik olarak arkadaşlar, bunu tam yapacaktım ama sen şey deyince, Melike'nin videonun devamını getirelim falan deyince evet, ben çok bunu yapamadım. Ya. Vallahi çok yoruldum ya. Şimdi arkadaşlar bunlar sahte kuru güdüler ama bunların şeyleri var, kokuları var. Efsane kokuyor. Evet. Bu turta kokuyor. Bakayım. Ay çok güzel kokuyor. Arkadaşlar da kokuyor zaten şu an. Arkadaşlar bunu da şöyle üzerine döküyorum. İnşallah etrafa saçmam. Bu da vanilya kokuyor arkadaşlar. Şu şekilde. Dadam bak böyle içinde çok garip anlamadığım parçalar var. Odunlar falan var. Kızım o bence gül kurusu falan diyorsun ya değil. Başka burada bir şey yapmadın. Ama bak. Bunu bak, nereye koyacaksın? Mükemmel koku. Bunu arkadaşlar buraya koymayı planlıyorum. Bak tam şunun yanına. Oo komedinin aynası da yok. Onu da söyleyebilirsin. Mumu evet. Da yakmış. Tabii canım. Çok mumu daha önce de çok yakmış daha doğrusu. Romantik bir ortam olsun istedim. Burada yani kaldırdık. Tabii oda turunda çok büyük bir romantik ortam var ya. Niye olmasın? Evet. Niye olmasın? Tabii, niye olsun? Ben yapıyorum. Niye olsun? Ben yapıyorum. Artık çok kavga ediyoruz seninle bakıyorum ha. Sen bana çok dikleniyorsun. Sen çok dikleniyorsun. Kızım mumu oraya götürme yanmayalım ha. Yok yok çok zaten ben bunu ortaya koydum. Arkadaşlar buradaki aynalığı kaldırdım. Attık bir yere. Ve şaka bir yana balkona koyduk. Belki ihtiyacımız olur diye. Buraya böyle bir çok güzel küçük bir dolap koydum. Daha sonra gel baba buraları göstereyim. Seni çekiyorum ben çok net bir şekilde. Ya burayı zaten biliyorsunuz. Sakıza bakar mısın? Ya bunu kaldıraydım bari ya. Bence çok ikonik gözüküyor orada. Evet. Deodorantlarım var burada. Daha sonra iki tane. Tokan. Sadece iki tane tokan var. Daha sonra burada parfümlerim vesaire var. Böyle çok sade bir yer yaptım. Daha sonra ikinci çekmeceye geçiyorum. Geçmesem de olurdu aslında ama. Ya arkadaş ama bu kadar ürün nasıl siz tedarik ediyorsunuz? Nasıl tutuyorsunuz, sayıyorsunuz? Bunun sayımını yapıyor musunuz? Niye sayımını yapasın? Yapıyorum. Sanki çalınıyor mu ne? Evet. Bu arada arkadaşlar sizlere sormak istediğim bir şey var. Bunu mutlaka yorumlara yazmayı unutmayın. Benim şimdi burada bir sürü parfüm kutum var. Zaten fark etmişsinizdir. Ben bu parfüm kutularını acaba diyorum ki baba. Hmm. Buraya mı dizsem bak. Şöyle. Ama kutusuyla dizersen bence biraz abes kaçar dükkan gibi ne öyle? Aslında evet ben sen çok seviyorsun bu arada biliyorum. Kutusuyla şişesiyle bir tarzın var. Karnım mı gırıldadı senin? Benim karnım gırıldadı evet.
bir tarzı var arkadaşlar. Böyle bir sevdası var parfümlere karşı. Ama bakar mısınız? Normalde arkadaşlar yapmam. Yanar dönerli evet. Ama o kadar ilgimi sus da değil. Sus. Çok güzel duruyor. Ben bence bunu buraya koyayım baba. Evet tamam. Arkadaşlar sen koyarken ben konuşayım anlatayım. Minik'in dediğim gibi daha önceden bir parfüm sevdası çok var. Önceden taşlara karşı bir sevdası vardı. Sonra bir ara tarota bir şeye girdi. Yok kızım dedim girme onlara dedim. Oradan geçiyor ona geçiyor. Şimdi de parfümlere sardı. Ya ama çok tadı durmuyor baba ya. O kadar İkar mı? Edemezsin. Bak mesela bunları da koysam. Bunlar içi dolu mu? Yok bunların içi dolu. O parfümler orada onları. Kızım boş kutuyu mu koyacaksın? Ben de zannettim ki dolu parfümleri koyuyorsun. Hayır ya. Boş şeyleri ama çok hayır. Güzel kutular yani baba şimdi ya. Burada biri görse diyecek ki ya ne kadar bir görgüsüzlük kutuyu almış dizmiş biliyorum, diyecek. Biliyorum görgüsüzlük gibi duruyor ama çok hoşuma gidiyor niyeyse. Tamam bu da senin zevkin, keyfin. Sen kendi keyfine, odanın keyfine göre bak. Kimse buna karışmaması gerekiyor. Biz nasıl karışmazsak kimse de sana karışmaz. Bilmiyorum arkadaşlar bu böyle çok anlık gelen bir fikirdi. Belki daha sonra beğenmem bunları buradan kaldırabilirim de. Tamam parfüm tutkunu, parfüm sevdan herkes biliyor. Evet. Bence bunu normal karşılayacaklardır. Arkadaşlar yorumlara yazın. Sizce Melike'nin bu kadar parfüm tutkusu olmasına rağmen parfüm tutkusu var diye bu kadar bir parfümün kutusunu dizmesi mantıklı mı değil mi? Bence mantıklı. Be. Zaten arkadaşlar burası çok boş duruyordu. Bence böyle çok güzel tamamladım burayı. Evet, bu arada arkadaşlar halıları gösterelim. Aa evet halılarım çok uzun zamandır kullanıyordum. Yani onlar benden bıktılar ben onlardan bıkmadım. Hallar da böyle arkadaşlar. Bakın şöyle kocaman büyük bir hal. Ayaklarını silsene çok güzel iz çıkarıyor ama. İkincisi de arkadaşlar bakın burada ayak önünde şöyle yine bir kamera var. Şey kamera diyorum ya halı var. Ay şu şekilde. Arkadaşlar bunun yuvarlağı vardı. Babam tutturuyor diyor Melike yuvarlağı alalım. Ben diyorum kareyi alalım. Babam diyor yuvarlağı alalım. Ben diyorum kareyi alalım. Burada yuvarlak daha güzel oldu. Mesela şu alanda şöyle kocaman bir yuvarlak olsa buraya da ayak paspası olsa çok güzel olur. Hayır. Hayır. Kesinlikle kare ve uzun buraya çok daha güzel gidiyor. Bak bunu zeki olan bir insan söylüyor. O yüzden arkadaşlar bana güvenebilirsiniz bu konuda. Evet şimdi arkadaşlar çok merak ettiğim makyaj masası raflarını evet. Falan gösterelim. Hazır mısın? Hazırız. Bir dakika sahi ben hazır değilim. Bir dakika. Dur vereceğim. Dur acele etme. Tamam. Yani kızım var ya numune misin nesin bilmiyorum ama çok çirkinsin. Maşallah çok güzelsin. Şaka gidiyorum. Ederim. Çirkin diyorum ki nazar temiz. Evet arkadaşlar Melike'nin öncelikle rafını gösteriyoruz. Şimdi. Önce ilk ama. Rafı. Gene mumları yakmış. Yine parfüm. Bunlar arkadaşlar az önce koyduğum küçük parfümlerin kendi parfümleri. Testerlarıydı değil mi? Aynen ve iki tane de şöyle mum aldım. Biri yine dediğim gibi turta kokuyor, biri de vanilya kokuyor ve bunlar çok büyükler bakar mısınız? Evet koku şu an içeriye gerçekten yayılmış durumda. Aşırı derecede güzel bir kokusu var. Çok hoşuma gitti. Gerçekten. İlk rafımız bu. İkinci rafımızda arkadaşlar burada da yine parfümlerim var. Burada en beğendiklerim var. Zaten görüyorsunuz burayı. Babam bunu görüyoruz çok... kızım görüyoruz. Kutsuz bakıyor. Evde var ya birisine P dediğim anda çıldırmaya başlıyorlar. Evet P harfi duymak istemiyoruz. Daha sonra yine parfümlerim aslında var. Aslında P harfini de çok severim evet. Bakın bu şekilde. Buraya da sadece video spreylerimi koydum. Çünkü zaten bu kadar adam akıllı video spreyim var. Baba bir de uzak sen göstersene şöyle şeklini. Evet göstereceğim arkadaşlar. Şemalini. Raflarım bitmiş hali de bu şekilde. Şimdi size çok daha detaylı göstereceğim. Benim gerçekten çok hoşuma gitti. Odama çok uzun zamandır yapmak istiyordum. Hı-hı. Sonunda yapabildim. Helal bize yani. Sizler de yorumlarınızı yazın. Mesela rafa rafları beğendiniz mi? İşte eski ayna masası, komedi neyse işte. Beğendiklerinizi yazın. Yoksa güzel olmuş mu? Hani bak şöyle süsleyebilirsin diyebileceğiniz fikirleriniz varsa mutlaka bekliyorum. Evet bu arada arkadaşlar odanın düzenlemesi devam edecek. Melike kafasına göre buldukça dizeceğini söylüyor. Aynen. Şu karşıya raflar gelecek. İşte televizyon gelecek. İşte kenarlara ledler gelecek. Yukarıya gök ne derdi? Ya ama her şeyi söylüyorum baba yıldırım, ya. Yıldırım işaretleri falan gelecek. Hep söyleyip söylüyorsun. Tamam. Bu arada arkadaşlar burada yeni parfümler de dizeceğim. O yüzden... Yeni parfümler alacağım aklımda. Bana parfümle ilgili bir şey söyleme. Siz sesinizi çıkarmıyorsunuz ben size söyleyeceğim. Neyse şimdi hazırsanız babaya geldik. Babaya geldik. Hadi sayıyoruz şu anda videoyu beğenin. Hadi beğenin arkadaşlar. Tam burada videoyu beğenin. Beğendiğinizin yükselmesini gördüğümüz anda kamerayı çeviriyoruz. Şimdi 5 hala beğenmediğimiz bak. 4 3 2 1 Da 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 da. Evet. Sanki nedir arkadaş ya? Alt tarafı makyaj masası. Sanki açılış yaptık ya. Böyle bir şey olabilir mi? Açılış yaptık yani. Bir saniye. Sadece bu mu var sanıyorsun? Ne? Sadece bu mu var sanıyorsun? Bekle. Geliyor. Tak. Aman. Bak. Evet arkadaşlar görsel bu bakın. Melike şöyle kendine makyaj bölümü yaptı. Kenarda. Şöyle poz vereyim. Ver bakalım. Evet. Nasıl oldu? Nasıl olmamış? Sizler yorumlara yazın.
Çekmeceyi merak edenler kulübü burada mı? Şimdi ben yeni yaptırdım. Çekmeceye geçmeyelim arkadaşlar. Buraya bir göstereyim. Bir eğildim sanki baba. Bayılacak gibi oldum. Burada vücut kremlerim var. Evet. Daha sonra saç serumlarım, yüz serumlarım. Türkçeyi de unuttu. Bir şeyle kaynatamayamıyorum ben. Burada arkadaşlar aloe vera jelim var. Ayna var burada baba. Ayna var. Evet, aynamız var arkadaşlar. Işıkla bu ışıkları döşeyene kadar, elektriğini çekene kadar canım çıktı. Evet. Daha sonra en son babamı şöyle yapıyordum. Baba ne olur yapalım lütfen diyordum. Daha sonra burada şöyle küçük bir takı şeyim var. Takı asma şeyim var. Tam da tamına bir de böyle düzenlenmemiş durumda arkadaşlar. O da şu anda zamanla daha çok düzelecek. Hani video için böyle hemen hızlı bir şekilde yaptım. Burada sadece cilt bakım ürünlerim var. Evet, bu arada bu kutuları falan da hep aldığımız yerden aldık arkadaşlar. Şurada. Dur bak orayı da göstereceğim. Şunların üç arkadaşlar saç maskem. Markalarını görmek isteyebilirler. Marka tanıtımı da yapmıyoruz bu arkadaşlar ya da önerisi de yapmıyoruz kesinlikle. Yok. Haberiniz olsun. Markası da yok bir bu arada. Öneri videosu falan filan değil yani. Burada da yine arkadaşlar aloe vera jelim var. Hı-hı. Aloe vera'ya bu arada takmış durumdayım fark ettiyseniz. Durmadan alıyorum. Bir de burada yüz için primerlerim var. Çok temiz görüyorsunuz. Yani bu primer'ı kim hangi arkadaşın alır suratına sürer? Ben sürmem yani. Ben sürerim şahsen. Onu da şöyle koyuyorum. Daha sonra şimdi çok merak ettiğiniz çekmecelere geçelim. Ben de şöyle oturayım. İlk olarak buradan başlıyorum. Evet şu şekilde bir dizayn olmuş. Kremler falan filan var, maskeler. El kremi tamam da ayak kremi neden var diye soruyorsunuz. Sonuçta krem. Nereden geldi bilmiyorum. Ama bu da bende var. İnanır mısınız? Şöyle burayı da göstereyim arkadaşlar. Kremlerim. Şu mini kremlere de ben bayılıyorum ya. Değil mi? Benim de çok hoşuma gidiyor. Böyle testerlerini vermişlerdi. Sadece şöyle iki tane şeyim bir var. Bir şey söyleyeceğim. Sen bugün niye bu kadar bağırıyorsun? Çok heyecanlıyım. Evet sesin çok yüksek geliyor. Kulağım acıdı biliyor musun? Evet orta çekmeceyi aç. Sus artık motorun soğusun biraz. Tamam ya. Ah sen konuş. Ah bak konuş. Bak kırıldı bak kırıldı. Yok kurban olayım ben sana. Evet. Burada arkadaşım konuş hadi tamam. Ben anlatamayacağım sen anlat. Burada arkadaşlar makyaj malzemelerim var. Ne Allah'ını ararsınız? Seversen. Bak gideceğim ama ya. Tamam hadi. Burada bütün makyaj malzemelerimi buraya arkadaşlar dizdim. Buraya da bir tane deodorant koydum. Ne alaka bilmiyorum onu da oradan alamıyorum. Evet. Daha sonra burada lip glosslarım, rujlarım vesaire var. Gördüğünüz gibi. Hepsi burada. Burayı da kapatıyorum daha sonra. Küçük ettim videoda evet. Buraya geçiyorum bak. Burası da en sevdiğim bölüm. Aa şey gibi ya tenis topları gibi ne güzel. Aynen. Bir zaten makyaj süngerimi tenis topu da benim kalmıştı. Burada. Çift taraflı bandını burada harcayacağım bu arada. O pahalı olan asla kullanma dedin. Ama yaparsan onu masayı bozarsın. Yapacağım. Arkadaşlar burada iki tane saç spreyim var. Burada yüz spreylerim var. Burada şöyle bir tane fırçam var. Bu fırçayı da yıllardır kullanmıyorum. Ama atmayı da kıyamıyorum. Kaldı bende öyle. Hı-hı. Burada da birbirinden kıracağım baba. Oturdum kızım ne yapayım? Yoruldum yani. Oturdum Allah Allah. Burada da arkadaşlar birbirinden farklı rengarenk makyaj süngerlerim var. Evet. Çok güzel değil mi ama? Son bir sıra geldi sana hediyeme. Bekle bir dakika. Aa doğru. Hediyem nerede? Aa hediyem burada. Dur bekle. Şunu şöyle alıyorsunuz. Buna basıyorsunuz. Evet. Baba ne şey biliyorsun orada ya? Bir dakika kızım kuruyorum şu anda. Evet arkadaşlar şöyle şunu da şunun üstüne koyuyorsunuz. Şuraya sokuyorsunuz. Nasıl görsel? Çok güzel değil mi arkadaşlar bakın. Ya kış gitme falansa var ya. Yok yemin ederim orada. Değil. Böyle bir mükemmel bir şey yani. İnsana huzur mu verir, uyku mu verir, rahatlık mı verir? Sizler seviyor musunuz bilmiyorum. Gördüğünüz gibi rengi kendi kendine değişiyor. Şu an kameradan renk değişimi görünmüyor. Ama bu rengarenk yanması lazım. Böyle rengarenk farklı da yanabiliyor. Evet şimdi sıra geldi Melike'nin Gozi'nin bandına. Bakın ben de onu bantladım. Kaldı kafana kızım. Sana yakıştı mı ha bu oyuncu? Gün gelir devrandın el hesabı. Evet gel bakalım. Ellerini yedirme. Evet açabilirsin. Açayım mı? Aç. Emin misin? Evet. Aman. Nasıl? Işığı kapatayım mı? Kapasana bir. Çok güzel değil mi? Sen şaka yapıyorsun. Evet arkadaşlar bakın görseli çok güzel. Aynı zamanda bak şunu şuradan çıkarıyorsun. Kırdın. Ne kırması ya. Evet bakın. Ay baba çok teşekkür ederim. O kadar şey yaptın. Kameradan biraz az görünüyor ama şu an buradan görseli çok güzel. Ben sabit ışıkta kullanmayı daha çok tavsiye ederim. Bak bu da yavaş geçiyormuş. Bu bir şey değil mi? Bu direkt insanı uykuya şey yapar. Direkt.
Arkadaşlar bakın burada da böyle ışığı yanıp kısılıp açılıyor. Beğendin mi? Şurada çok güzel bir yansıması var baksana. Evet, tavana falan yansıması var. Beğendin mi? Ay ben de canım. Kızım o kadar şeyi aldık böyle sarılmadın bir tane ucuz bir... Ucuz sarılmadın bir mı? Sarılmadın mı baba? Aa, hediyeye mi şey yaptın? Güzel, gerçekten arkadaşlar. Evet ışığı açıyorum. Evet güle güle kullan kızım. Sizler de arkadaşlar yorumlarınızı yazabilirsiniz. Elimizden gelince iyi tanıtmaya çalıştık. Bence çok güzel oldu. Bu yeni hediyemi de şöyle koymak istiyorum. Çok da güzel yakıştı bence. Çok da güzel oldu. Makyajımı yaparken ben bunu her açarım böyle koyarım. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Pillerini bitirme olur mu? Yok tamam. Piller pahalı ben... çünkü. Işığı yok açsana. Merak etme sen canım. Ben ışığı açacağım. Bir pil değiştireceğim. Tamam. Şöyle bir daha değiştirelim. Çok böyle saran bir şey var ya. Durmadan değiştiresin geliyor. Durmadan. Evet. Ne kadar çok değiştirirsen, ne kadar çok kullanırsan o kadar da yavaş akmaya başlıyor. Altta piramitler, dağlar, ovalar oluşuyor gördüğünüz gibi. Çok güzel. Piramitler, tamamen sizin görsel şeyinize bağlı. Bu arada arkadaşlar bu makyaj masasında ışık çok fazla olduğu zaman aralardan şöyle birer tane çevirerek ampulleri kapatabiliyorsunuz. Aynen, çok basit bir şey zaten. Mesela diyelim sabahleyin kalktım. Çok fazla ışık istemiyorum gözümde. Ve ben bunları hemen bu şekilde kapatabiliyorum. Daha sonra eve geldim mesela böyle açıyorum. Ama istersen ben onlara bir düğme yaparım. Evet, ama yorumlarınızı abi alalım arkadaşlar. Beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Düşünceniz nedir? Diyorum. Sizleri seviyorum. Ben çok yoruldum. Gerçekten bugün dinlenmeye çok ihtiyacım var. Ha bir dakika. Bir dakika. Bir saniye. Hayır. Bir saniye. Görmedin bak, onu. Bir görmedin, görmedin onu. Görmedin. Burada arkadaşlar bakın şöyle de bir kumbara var. Hiç dokunma. Dokunma. Kırmayacağını söyledim. Kumbarayı fark ettik. Bulduk. Tamam mı? Anladık biz onu. Arkadaşlar şu kumbaranın kırılmasını istiyorsanız ağırlığını size anlatamam. Bak ağırlığını anlatamam. Şu kumbaranın kırılmasını istiyorsanız en az sizden bir 10.000 like bekliyorum. Hadi like düğmesine gömçürün şunu kıralım. Şu hayatta hadi da bir şeyin doğru düzgün gitsin. Bir şeyin bak dedim ki bu sefer bunu saklamayayım. O orada o kumbarayı ben fark ettim gördüm. Artık benden saklayamaz hiçbir şekilde şey tamam yapamaz. Sizden güzel bir like bekliyorum. Eğer güzel like gelirse arkadaşlar isterseniz gizli isterseniz Melike'nin bildiği şekilde kıracağım. O yüzden bilmiyorum yani ben bakarız ona. Evet veda net gidelim hadi kapatalım. Bence arkadaşlar çok güzel bir şekilde odayı tanıttım sizlere ve çok da güzel dizaynettim düşünüyorum. Fikirleriniz varsa arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın. Baba her şey için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok yoruldum ama değdi gerçekten. Emeğin için size çok seviyorum. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Bye bye.